Şimdi biz kuraklığı konuşuyoruz fakat bir yandan da denize kanalizasyon atıkları dökülüyor. İstanbul Sarıyer'de iddialara göre iddialar bu yönde ve bu nedenle de denizdeki yaşam tehlikeye giriyor. Ayrıca çevrede yaşayanlar da kokudan şikayetçi. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak'a döneceğiz şimdi. Konuğu Zafer Murat Çetintaş'la birlikte detayları aktaracak. Doğanın ve denizlerin temiz tutulması artık son günlerde daha çok önem kazanmaya başladı. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Ancak İstanbul Sarıyer'de bu dikkat gözden kaçırılıyor. İddialara göre Sarıyer'de denize kanalizasyon atıkları bırakılıyor. Bu iddia kime ait? İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş bu iddiayı ortaya attı ki biz de şu anda Sarıyer'deyiz. Burada kokuyu da görüntüyü de hem görebiliyoruz hem de kokuyu hissedebiliyoruz. Daha fazlasını kendisine soracağız. Efendim buraya ne akıtılıyor? Direkt kanalizasyon nam akıyor. Partiküllerle beraber. Ve bu uzun yıllardır 365 gün 24 saat akıyor. Bunu birkaç yıl evvel de biz gündeme getirmeye çalıştık ama kulak arkası edildi. Sarıyer kıyılarında buna benzer çok fazla. Anadolu Kavağı'nda yine hakeza öyle. Beykoz kıyılarında var. Geçtiğimiz günlerde bir arıtma tesisi açıldı çok büyük bedeller ödenerek. Bir ileri biyolojik arıtma tesisi. Ancak o tesis yeterli değil. İstanbul'a onun gibi onlarca tesis lazım. Çünkü İstanbul'da 126 dere var. Bu derelerin büyük bir bölümü halen denize akıyor. Aktığı yerlerde tek tek ben biliyorum kayıtlarını tuttuk ve gördük. Dolayısıyla bunları da tek tek İSKİ yetkililerine gösteririm. Daha evvel biliyorsunuz yine CNN'in gündeme getirdiği İstavroz Deresi vardı. 7 yıl yapılmamıştı. 7 yıl oraya direkt lağım akıyordu. Ve biz gündeme getirdikten bir süre sonra yaklaşık 2 ay, 2,5 aylık bir sürede orayı derhal tamamladılar. Yani istenilse çok çabuk yapılabiliyormuş demek ki. Yani İstanbul'a 16 milyonun hakkı olan bu denizi temiz tutmak İSKİ'ye düşer. Bu halde biz çünkü İSKİ'ye biliyorsunuz havadan gelen su parası ödüyoruz. İSKİ genellikle bu tür vakaları biz elimine ettik, ortadan kaldırdık dese de biz bunları açık açık gösteriyoruz. Burada bu devam ediyor. Nasıl suyu boşa akıtıyorlarsa işte lağımları da böyle denize akıtıyorlar. Bundan balıkçılar da çok rahatsızlar. Çünkü en direkt şekilde etkilenen bu lağımdan balıklar ve balıkçılar. Burada çözüm nasıl olur? Çözüm derhal yeraltı itme sistemiyle bu kanalizasyonu buraya akmasını kesip ana kanala vererek derin deşarj yapabilirler. Nitekim Balta Limanı'nda derin deşarj var. Karadeniz'e giden akıntıya veriyorlar. İstanbul kıyılarında deniz analarından tutun da çöplere varıncaya kadar bu lağımlarla birlikte karışarak işte müsilajın ana maddelerinden birini oluşturarak geçtiğimiz yıl kendini gösterdi Marmara'da. Tam da onu soracaktım. Evet. Deniz salyasını tetikler mi? Tetiklemez mi? İşte bu dibe çöküyor, oksijeni kesiyor ve deniz salyasının oluşmasına neden oluyor. Kıyıdaki yosunların da yok olmasına, balıkların beslenmesine engel oluyor. Çok teşekkür ederim. Aslında hem görüntüyü de kokuyu da biz burada aldık ki yine drone görüntüsüyle de Halil Kahraman sizlere bunu gösterdi. Şu anda Sarıyer'deyiz ve o kanalizasyon atıkları denize bırakılıyor. Bu iddiayı da yine İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş'la birlikte konuştuk diyelim. Sözü tekrar bulunduğumuz noktadan merkeze aktaralım.